TV8 ekranlarında 8'e sağlık turumuza devam ediyor ve şimdi konuğumuz çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Barış Malboru. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Çok hassas konulardan bir tanesini konuşacağız sizlerle. Eminim seyircilerimiz de şu anda ekranları başlarına yaklaştılar iyicene. Çocuk olunca konu her zaman kıymetli oluyor. Özellikle de kemik iliğini konuşacağız bugün hocam. Ben hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Kemik iliği nakli hangi hastalarda uygulanır hocam? Kemik iliği naklini çocuk hastalarımızda özellikle bahsedecek olursak lösemiler başını çekiyor. Çocukluk çağı lösemileri başını çekiyor. Bunun dışında Akdeniz anemisi gibi, talasemi gibi kan hastalıkları, kansızlık hastalıkları, kemik iliği yetmezlikleri, doğumsal bağışıklık yetmezliği hastalıkları, yine doğumsal metabolizma hastalıklarında kemik iliği naklini yapıyoruz. Bir de şundan da bahsetmek gerekir. Otolog nakil dediğimiz hastanın kendi kemik iliğinden nakil, kendi kök hücresinden nakil yapma işlemi. Ki bu da genellikle organ kanserlerinde ya yüksek riskli ya da nüksetmiş organ kanserlerinde son çare olarak başvurduğumuz bir kemik iliği nakli yöntemidir. Peki hocam, kemik iliği nakli için hangi kaynaklar kullanılır? Kemik iliği naklini günümüzde 3 kaynaktan kullanıyoruz. Birincisi, bebekler doğduğu zaman kullanılan kordon kanı. Kordon kanında çok sayıda kök hücre vardır ve dolayısıyla bizim için olmazsa olmaz bir kaynaktır. Bunun bir handikapı hacmen çok az olması. Dolayısıyla küçük kiloda ve küçük yaşta çocuklarda kullandığımız bir kemik iliği kaynağıdır, kök hücre kaynağıdır. Bir diğeri bizim çevrel kanımızda, yani damarlarımızda dolaşan kanlarımızdır. Burada da az miktarda kök hücremiz vardır. Bunu da nakil öncesi bir takım büyüme faktörleriyle çoğaltıp buradan da çok başarılı bir şekilde toplayabiliyoruz. Bir diğeri ise adıyla özdeşleştiği gibi kemik iliğinden toplama. Burada da genellikle kalça kemiğimizin arkasından alarak ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Bir diğer kaynağımız da kemik iliği adı gibi. Hocam aslında benzeri bir cevabı verdiniz ama ben tekrar biraz daha açmak adına soruyorum. Kök hücre nasıl toplanır? Aslında az önceki soruda kısmen yanıtını verdik. Birisi bebek doğduğu zaman hiç kimseye zarar vermeden tabiri caizse çöpe atılacağını bunu bankalarda saklanır değil mi tabii hocam? Tabii ki yani. Kordon kanı bankaları ki ülkemizde de vardır. Kordon kanı bankacılığı Ankara Üniversitesi gibi güzide bir kurumumuz bunu üstlenmiştir. Bu şekilde bankalarda dondurularak saklanır kordon kanımız. Bir diğer yöntem çevrel kanımız yani damarlarımızda dolaşan kan. Bu da kemik yani nakli yapmadan önce genellikle ortalama 5 gün öncesinden vericiye bir takım büyüme faktörleri yapılarak vücudundaki kök hücre sayısını arttırarak damarlarından yine toplanır. Damarlarından özel aferez ismindeki cihazlar yardımıyla toplanır ve dolayısıyla toplanan üründe hastaya transfüze edilir. Bir diğer yöntem ise kemik iliğinin kaynak olarak kullanıldığı bir nakil türü. Burada da böyle bir büyüme faktörü genellikle vermeye ihtiyaç olmaksızın hastayı ameliyathane koşullarında alıyoruz. Tamamen uyutarak, hiçbir can acısı hissetmeden. 2 Ekim karşılıklı olarak ameliyathanedeki masada karşılıklı olarak özel iğnelerle ürünü topluyoruz. Bir takım işlemlerden geçtikten, sayımlar yapıldıktan sonra da hastaya yine damar yolu ile zerk ediyoruz. Hocam çok ekstra şahsi bir soru olacak bu. Buyurun. Kulak arkasından bir de kasıktan alınan yağ hücreleri vardı. Bir takım saç ekimlerinde, otolog, kök hücre işlemlerinde kullanılıyor. Bu sizin branşınızla alakalı bir şey değil değil mi hocam? Bu hep, gelen soru da. Bu hep karışır, haklısınız. Evet. Yani bu soruya da yanıt onlar vermek gerekir. Onlar kök hücre diye geçer anlatıları. Yani aslında bunlar hepsi kök hücre çatısı altında değerlendirilen bir şey. Biz daha çok burada kemik iliği kemik kaynaklı. Yani kan hücrelerinin yeniden yapılandırılmasını sağlayan kök hücre naklinden bahsediyoruz. Aslında PRP bir diğer gündemde olan tedavi yöntemi. Burada da trombositten zenginleştirilmiş plazma kullanıyoruz. Bir takım dermokozmetik alanlarda da
yer edinmiştir. Ortopedik tedavilerde de kullanılır. Bunları farklı değerlendirmek lazım. Bugünkü konuştuğumuz konu daha çok hematopoietik kök hücre, yani kan yapıcı kök hücreler üzerinde duruyoruz. Evet. Peki hocam, kimlerden kemik iliği alınır? Kimler kemik iliği bağışçısı olabilir? Bu da çok güzel bir soru. Evet. Bunu da aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü toplumsal yanı da olan bir yanıt olacaktır. Öncelikle şundan bahsetmek lazım. Bir kök hücre nakli veya kemik iliği nakline ihtiyaç duyan bir bireye aile içerisinden verici bulabilmek %25 olasılık. Akraba evliliği olan bireylerde bu birazcık daha artıyor. Genetik havuz dar olduğu için %30-35'lere çıkıyor. Tabii ki geriye kalan %70'lik grupta ise böyle bir şans olmuyor. Burada da imdadımıza gönüllü vericiler, yani siz, biz, benden bahsediyorum, bizlerden bahsediyoruz. Sağlıklı gönüllüler üzerinden yapılabilir. Bu konuda hem dünyada hem de Türkiye'de Kızılay çatısı altında Türkök isminde çok yüzeyde bir kurumumuz var. Çok başarıyla da bunu yürütüyor. Şöyle ki, sağlıklı 18 ila 50 yaşın arasında olan, en az 50 kilo olmak üzere herhangi bir enfeksiyon, bulaşıcı enfeksiyon olmayan, sistemik bir hastalığı olmayan her birey aday olabiliyor. Gönüllü bağışçı olabiliyor. Bundan sonraki aşamalar ise bu gönüllülük bazında herhangi bir Kızılay veya Türkök ofisine başvurup ön anketini doldurduktan sonra ve o ankette de herhangi bir soruya takılmadıktan sonra, ki sağlık sistemini sorgulayan sorulardır bunlar, bağışçı oluyor. İki tüp kan bağışlayarak bu havuza girebiliyor insanlar. Hocam, bir de ilik bağışı vardı. Ben onu yanlış hatırlıyorum. Yani kan bağışı ile ilik bağışı... Şöyle, haklısınız, birbirinden ayrılan bir şey. Kan bağışı derken başta kırmızı kan, yani eritrosit ismini verdiğimiz, al yuvar dediğimiz kandan bahsediyoruz. Bir diğerisi trombosit, bizim pıhtılaşma pulcuğumuz, yani herhangi bir yerimiz kanadığı zaman kanımızı durduran hücrelerimiz. Bir diğeri ise plazma. Bunlar kan bağışı adı altında olan her sağlıklı kişinin periyodik olarak verebileceği bir bağış çeşidi. Kemik iliği bağışı, kök hücre bağışı ise az önce anlatmaya çalıştığım süreçlerden geçmesi gereken bir bağış türü. Burada sağlık anketinden geçtikten sonra doku grubu, HLA ismini verdiğimiz doku grubu çalıştırılıp daha sonra gönüllümüzün beklemeye geçtiği bir süreç. Daha sonra herhangi bir hasta ile doku grubu uyduğu noktada yeniden bağışçı olup olmadığı soruluyor gönüllümüze. Bağışçı olmayı hala kabul ediyor ve sağlık kontrolünden geçiyor ise gönüllümüz, bundan sonra nakil için verici konumuna geliyor. Aday değil, artık verici konumuna geliyor. Bir takım süreçlerden geçtikten sonra da topladığımız kök hücreyi, kemik iliğini hastaya verebilme şansına sahip oluyoruz. Çok güzel bir haber. Evet. Çünkü birçok kişi verici olmak ister yani. Kesinlikle. Yani bu havuz ilk 2015'li yılların başında kuruldu. Türkök 2015'li yıllarda kuruldu. Ve hızla büyüdü. Neredeyse şu anda gönüllü sayımız 1 milyona ulaştı. 2018'in başında ise Dünya Bankası çatısı altına girdi Türkök. Yani şu anda bu kurumumuz sadece kendi vatandaşlarımıza değil, dünyadaki herhangi bir yerdeki ihtiyaç sahibine de kök hücre bağışı yapabiliyor. Hastanemiz de bu konuda Türkök'le iletişim halinde olup ihtiyaç olduğu durumda yurt dışında, Amerika'ya en son topladık, Almanya, İspanya veya diğer ülkelerdeki bireylere, hastalara şifa olmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Hocam peki ilik naklinde bu süreçte hastaları bekleyen tehlikelerden biraz bahsedebilir miyiz? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ya, ilik nakli süreci aslında zor bir süreç. Çünkü nakilden önce hastalığa göre bir hafta ile iki hafta arasında biz kemoterapi veya ışın tedavisi uyguluyoruz. Buradaki
kemoterapi ve ışın tedavisinin amacı hastalıklı olan kemik iliğini geri dönüşümsüz ortadan kaldırmak. Ve açtığımız yere de sağlıklı bireyin kök hücrelerini ekmek. Bu süreçte geri dönüşümsüz olarak hastanın kemik iliğini ortadan kaldırdığımız süreçte nakil tutana kadar, biz engraftman olarak isimlendiriyoruz. Nakil tutana kadar geçen sürede hastalar tamamen savunmasızlar. Niçin savunmasızlar? Kırmızı kanları düşük, kansız, anemik oluyorlar. Dışarıdan kan vermek gerekiyor. Trombositleri düşük, kanamaya meyilli oluyorlar. Trombosit vermemiz gerekiyor. Beyaz küreleri, yani vücudun mikroplarla savaşan askerleri diyelim, bu hücreler eksik. Enfeksiyon ateşleri oluyor, ağır antibiyotikler almaları gerekiyor. Ne zamana kadar? Nakil tutana kadar. Dolayısıyla bunları çok özel odalarda, HEPA filtre ismindeki odalarda, hijyenik koşullarda özel yemekler vererek, özel işlemlerden geçirip, yemeklerdeki, gıdalardaki mikroorganizmayı azaltmak koşuluyla, ziyaretçi sıklığını kısıtlayarak bir süreç geçiriyorlar. Yani hazırlama rejimi başladıktan nakilin tutmasına kadar yaklaşık olarak her şey yoluna gider ise 1,5-2 aylık bir süreci hastanede yatarak geçiriyor bu hastalarımız. Bu dönem bizim için korktuğumuz hayati tehlikelerin olduğu dönemdir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii bu arada da az önce sizin sorduğunuz sorunun da tam karşılığı, sadece kemikliği vermek yetmiyor. Bu hastaların kırmızı kan trombositi de düşüyor. Evet. Dolayısıyla kan bağışçısı da olmak her zaman elzemdir. Çok iyi. Peki hocam, vatandaşlarımız kemik iliği nakli için özel hastanelerden yararlanabiliyorlar mı? Türkiye'de sosyal güvencesi olan her vatandaş, ister devlet hastanesi olsun, ister özel hastane olsun, sağlık sigortası olduğu sürece, SGK'sı olduğu sürece herhangi bir ücret almaksızın tedavilerini yapıyorlar. Tamamen ücretsiz, tamamen devlet kontrolünde olan, devletin desteğinde olan bir tedavi yöntemidir. Peki hocam, kök hücre için bağışçı olan biri vazgeçebilir mi bağışçı olduktan sonra? Bu hem dünyada hem de ülkemizde hukuki olarak bağışçıyı korumak üzere istediği zaman vazgeçebilme hakkına sahip. Bu hazırlama rejimi, yani hastaya ağır kemoterapiler vermeden önce de olabilir, nakile bir gün kala da olabilir. İstediği zaman vazgeçebilir. Hukuken bağışçıyı koruyan bir sistem. Ancak hasta için oldukça tehlikeli bir süreçtir bu. Ben şunun altını çizmek istiyorum bu soru çatısı altında. Lütfen bağışçı olunuz. Bunun vurgusunu başta da yaptık. Ama bağışçı olmakla yetmiyor. Eğer uygun donörünüz, uygun bir hastayla doku uyumunuz olur ise lütfen bağışlamaktan çekinmeyiniz, vazgeçmeyiniz. Çünkü kemoterapi, radyoterapi başladıktan sonra hasta geri dönüşümsüz olarak kemik iliğini kaybediyor. Bu noktada vazgeçerseniz hastanın canından da vazgeçmiş olduğumuz anlamına gelir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu da çok vicdani bir durum yani gerçekten. Çok. Zaten hani toplum olarak da böyle bir şey, evet ben bağışçıyım deyip ondan sonra bağışlamaktan vazgeçiyorum demek çok etik bir şey de değil hocam. Yani kanunlar, evet, belki kanunlar koruyor, yasalar koruyor. Kesinlikle. Ama etik bir davranış değil. Eminim buradan izleyenlerimiz de, tüm seyircilerimiz de bu anlamda söylemlerinize, bu fikirlerinize destek veriyordur. Hepimiz de destekliyoruz zaten. Her şeyden önce bu aydınlatıcı bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, TV8 ekranlarında konuğumuz çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Barış Marlboro'ydu. Özellikle kök hücre, yani ilik nakli üzerine yorumlarını, fikirlerini ve tedavi yöntemlerini konuştuk. Bağış yöntemlerini konuştuk. Aydınlatıcı bilgiler aldık kendisinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.